Selamlar dostlar, sizlerle bugün Bilerim'deki Türkiye serimiz Atatürk'le devam ediyoruz. Uçak türünü 5. jenerasyon bir uçak denedim. Ama yani bilmiyorum, teknoloji olsun ve diğer seçenekler olsun, TFX çok daha mantıklı. Yani bilmiyorum, aslında çok daha ileri bir teknoloji mi yoksa hani kestiremedim. Özel bir uçak, yani kendi dizayn edemediğimiz bir uçak, kendimiz dizayn edemediğimiz şöyle bir uçak ama daha mantıklı. TFX yani şu şekilde dizayn ediliyor. Yani kesi ama buradan üreteceğiz. O belli oldu. Lakin TFX'in satları mükemmel yani. Şuna baksanıza. 110 air atağı var. Kaç air defansı var onun ya? Bakayım. 334 air defansı var. Yani benim Light'ın dizayn ettiğim Light'ın elimdeki mevcut teknoloji dizayn ettiğim Light'ın yani bunun yanında da çerez kalıyor. O yüzden ben buna gideceğim. Yerli ve milli diyerekten TFX basacağız. Tabi birazcık kaynak olarak daha sıkıntılı ama en azından kaliteli olacak. Az olacak ama kaliteli olacak. Neyse ki tungstenimiz birazcık daha vardı. Çin'den de satın alaraktan bunu üreteceğiz. Lakin kes değil TFX. O yüzden kesi kendim üreteceğim. Bina o ayrı konu. Onu üreteceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz seriye. Bir tane daha basabilir miyim? 8 fabrika verdim. Biraz yavaştan başlayalım. Suriye meselesi tabi birazcık can sıkıyor. İsrail meselesi apayrı bir dünya zaten. Ya elimizden geldiği kadar hızlı bölgede bunları kovacağız. Kovmaya çalışacağız. Bakalım yani ne kadar başarılı olacağız göreceğiz tabii ki. Ya yeni bir şey alabilir miyim? Ne alabilirim diye bakıyorum da. Bilmiyorum. Bunu alabiliriz belki. Atak generalimiz kasılsın diye. 500 Air Experience gömdüm. MK2'sinin hali şu şekilde oldu. Yani güvenirlik hatta bir seviyede arttırabilirsek yine iyi olacak. Hepsi Air Defense ayırıyor. Bird. Bird yani güzel oldu. İyi oldu. Cici oldu. Halk benden beklentiye mi girmiş? Yok. Ya bilmiyorum. TFX'i üreteceğiz. Kesi de belki drone ile çözerim. Ondan da emin değilim. Bir tık elde patladı o ya. O kadar araştırma. Belki ileride hani daha iyi nesil teknolojilerde durum değişir. Ona bakacağız. Füze teknolojileri de önemli. Ona da bakacağız. Ve hani bölgede daha da iyi olmaya çalışacağız. Bu ne ya? O çok iyi. Çok iyi oldu olan. 400 milyar dolarlık dış yatırım verdi. Harika. Bu çok iyi oldu. Maalesef ki şu fokusa gideceğiz. Birazcık daha misak milli topraklarına gitmek istiyorum. Yorumlarda bu arada yazıyordunuz. Şu TFX bas bas bas. Mantıklı. Basmak mantıklı. O yüzden basacağım. Bir karşılaştırmak istedim sadece. Bir karşılaştırmak istedim sadece. Irak'da operasyon çekeceğiz. Misak-ı Milli yani ben büyük Misak-ı Milli seviyorum. Ya yani Damaskus'u tabi vermek olabilirdi ama Damaskus'u veremeyeceğime göre Suriye'nin de içinde olduğu bir Misak-ı Milli olacak. Geri kalan da alayında Papıt bırakabilirim ama. Lakin Papıtlıktan bağımsız ayrılabiliyorlar ya. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani bağımsız olabiliyorlar. O yüzden hani işgal nasıl olur bilmiyorum. Ya şu da enteresan. Yani bunu ne yapacağız bilmiyorum ya. Bunu gerçekten ne yapacağız bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bunu hiç karışmıyorum şu anlık ama belki saldırmam yani saldırı yapmam konusunda en büyük engellerden biri de bu olabilir. Tam kestiremiyorum. İnfülansımızı da ayarlayalım. Ne durumdayız? Major güçlükte neredeyse grid power'la çıkacağız güzel. Grid power olunca en azından yani etrafımızdaki devletleri ikna etmek daha da kolay olacak. O güzel olur.
Ekonomimiz zaten toparladı. Fransa'yı bilir. Reaktör satıyoruz ya. Füze atom bombası seçeneklerini bir gündeme getirebiliriz. Çok fazla atom bombası envanterim yok ama şundan bir 20 tane üretelim. Biraz sayıyı arttırmak istiyorum. Hatta 40 tane. 40 tane tam sayıya tekabül ediyor. O yüzden tam üreteceğim. Biraz para harcadık ama olsun. Yani bu harcanabilir bir teknoloji. First Strike'a da geçeceğim. Ya belki geçer miyim şu an değil ama. Çok fazla nükleer reaktörümüz var ve bunu kullanmaktan çekinmeyeceğim. Bir End of War gelsin. Güzel. Yani keyifli ve keyifsiz birkaç durum peş peşe aynı denklemde. Stable Growth'u bir türlü arttıramadık ya. Çok para. Yani bu eventle olacak bir şey. Şu an buna bu kadar bir bütçe ayıramıyorum. Diğer şeylerden de biraz azar azar artık üretmenin gerekliliği var. Şöyle birer birer en azından. Birer birer üretelim. Birazcık militere ihtiyacımız var. 2015 trenine de geçelim. Güzel. Haddini aşıp bize doğru gelebilir mi bilmiyorum. Garantör anlaşması mı yaptık lan biz birbirimize? Bak garantisi. Filistin'e de rework garanti atacağız mecbur. Mecburuz. Savaşa mavaşa girer ben onunla uğraşamam. Orduyu da hazırlayalım. Bir sonrakinde direkt ban ilerleme kat edeceğiz. Aslında uçak da satın alınabilir belki. Belki. TF Iksiri de üretmeye başladık. Güzel. Bu çok iyi oldu. Petrole de erişim iyi olacak. İlerleyen vadede yani uzun vadede de büyük sıkıntıya sebebiyet verebilirdi. Neredeyse borcu kapattık ya. %15'imize tekabül ediyor. Hiçbir şey yani. Çıtır. O yüzden militeriye devam edeceğim bol bol. Ve hani abartabildiğimiz kadar da abartacağız. Atom bombasına biraz bakmak istiyorum. Şu nükleere de gidelim. Turan fokusanı ihmal ettik ya. Turan fokusanı da cidden iyi yollar var. Cidden iyi yollar var. Bunlar alı nasıl yollar yani? Bir yandan da buna bakıyorum. Suriye politikasında bir değişiklik yapabiliyor muyuz? Yaparsak nasıl olur? Bir tane de şunu alalım, stabilitemiz artsın. Bu ne lan? Demobilize oluyoruz.
keyifsiz. Evet, çok arttıramıyormuşuz. Demobilizasyon oluyormuş. Enteresan. Bunlar önemli teknolojiler ama şu an çok da emniyeti yok. Main Battle Tank üretemiyoruz. Bu biraz can sıkıcı. Araplardan birazcık daha petrol satın alabiliriz. Zaten Irak Savaşı'ndan sonra bu sorunu da çözüyoruz. Şirketlere şu an bir ekstra yatırım yapmamız pek mümkün değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nde militarita yapabiliyor muyuz ya? Kardeşe. Libya'ya da aslında başlattım. Onu göstermedim videonun başında. Libya'da bir influence oluşturmaya başladım. Libya'da da aktif görevde olacağız. Bakalım. Drone ile kes üretebiliriz. O bayağı ucuz oluyor. O yüzden hani drone'a gideceğiz. Ya uçak teknolojileri yerine sanki ekonomi gitsek daha iyi olabilir ya. Enerji özellikle. Evet, enerji daha iyi olabilir. Havadan karaya, denizden havaya bütün füze türlerini araştıralım. İllaki lazım olur. Ve 4 gün sonra da Irak'a operasyonu başlatıyoruz. O ne? İnfülans oluşturmaya başlayalım bakalım. Belki influansa da çözebiliriz. Lakin şu an Suriye'deki influansı bir tık durdurabiliriz ya. Bakacağız. NATO member olduğu için girmiyor savaşa, iyi mi? Hava kuvvetlerimiz bölgede mi? Evet, güzel. Hava kuvvetlerimizle bölgeye ilerleyeceğiz. Yenilenebilir enerjiye de bir gidelim. Petrol bayağı sıkıntı ama bu saatten sonra çok da önemli değil. Güzel. Artık en azından petrolümüz var diyebiliyoruz. Harika. Tabii şu an yeteri kadar yararlanamıyoruz ama o sorunun da bir çaresine bakacağız elbette. Helikopter de üretelim yavaştan, biriksin. Bütün o türleri üretelim. İşi çok sıkıntıdaydı, ona bir bakarız. Fokus'a da bir bakalım. Bir alüminyum yok bizim ülkede, onu fark ettim. Sadece alüminyumda büyük patlıyoruz. Hani alüminyuma ne yapacağız hiçbir fikrim yok.
Libya'ya bayağı bir şey alabiliyoruz. Tamam. Hepsine influence oluşturabiliriz. Mümkün. Kardeşin işi artık çözülmeli bence. Bir de şu reaktör enerji işini de bir çözebilirsek. Leveli de dikkat edelim. Güzel. Çok güzel. Bu fokus Azerbaycan'ı Ermenistan'a saldırmaya yönelik bir fokus. Saldırmaya yönelik bir fokus. Bakalım. Elimizden geleni yapacağız. Suud'un fena olmayan bir ordusu olduğunu görüyorum ya. Bir de bir artık main battle tank üretelim mi? Dördüncü jenerasyon olacak ama. Medium değil de main battle tank. Modern main battle olabilir. Bunlar neymiş Mahmud'um ya? Ha, yok hayır iyi değil. Modern. Her türlü bu main battle tankınki daha iyi. Aynen. Tamam bunu aldık. Tasarımda beraber yapalım. Tankta Kestaret değildi. Motoret de iyi değil. Armoru çok kısıyor ama. Breakthrough kaybedemeyiz. Soft attack, hard attack veriyor. En iyisi bu. Eliminen mi yoksa Revolver magazin iyiymiş lan. Ama yok. Auto olabilir evet. Auto olabilir. Ya bu iyi değil o kadar. Breakthrough kısması kötü. Breakthrough büyük sıkıntı. Tank şeylerine bakalım. Yine bir breakthrough görüyoruz azalışı. Ona bir bakacağız. Kompleks armorlara bir bakalım. Modern armora. Bir de advanced'a bakalım. Evet, diğeri daha iyi. Motor gaz türbinine bakalım. Modern gaz türbinine gelelim. Bir de dizele bakalım. Modern tabii ki de daha iyi. Advanced lütfen. Evet burada armor istiyor muyuz ekstra? Ben bunu istiyorum. Ama hani 3. jenerasyon armor daha mı iyi olur? Evet, daha iyi olurmuş. Artı 50 armor veriyor. Bir dakika, özel olarak galiba şurada şunu tekrardan alabiliyorduk. Harika. Cold War teknoloji. Support drone ister miyiz? Bilmiyorum, gerek yok. Fuel'i azaltmak ister miyiz? Hayır. Taret ekelim. Yine Cold War ürünü. Güvenilirlik fena değil. Şu mübahtır. Son olarak ne alabiliriz? Smoke Launcher. Hayır. Defansif modül. Aha bu da iyiymiş. Bu da hiç fena değil. Peki bunun yerine yani böyle ekstradan alabileceğimiz ne var? Breakthrough'da felaket derecede kötü. Tank. Radyo ile alakalı bir şey yok değil mi? Yani yanlış görmediysem, hayır. Evet, hayır. Bir air hata olabiliyor tabi bunlarda ama air'ı kaybedeceğimizi bilmiyorum, zannetmiyorum. Şeyi bulamadık. Ne derler ona otokarda üretsin. Şeyi bulamadım.
Güzel hani bir breakthrough yakalayamadım. Zaten bu modun en büyük sıkıntısı biraz breakthrough olmaması. Armor'u birazcık daha abartabilirim. Bir görelim. Her seviyesinde ne veriyor? Çelik veriyor. Çelik bulabilirim. Değerli metal yer hadi verdik diyelim. 10'a kadar çıkarıyor. Şimdi bak 7'nin pardon 7'nin bir üstünde ne var? 212. Çok da abartmaya gerek yok. 7 iyidir, evet. Ne artı 1 değil, 7 gayet iyi. Pahalı bir tasarım, evet, ama iyi mi üretebilir miyiz? Evet. May Metal Tank gelsin. Breakthrough'su sakattır. Çünkü main battle tank herhalde, o yüzden. 6'a 2. O da kartını üretiriz herhalde ya. Bakalım. Tank birazcık pahalı bir tank oldu. Yani materyal olarak pahalı aslında, malzeme olarak pahalı. Petrol sorunu temelli çözdüğümüzü düşünüyorum. Bir yere kadar. Kaynaklar tabii gelirse daha da iyi olacak. Valla oralarda petrolü istiyoruz. Bu petrol çıkacak. Çıksa da dışarıya çok satıyoruz ya. Bir tık ekonomiyi küçültmeye gidelim. Hem bizim kendi petrolümüz için hem de ham madde kaynaklarımız için. Makul. Tank basacağız. Tanksız kalırız. ...954 milyon. Güzel. Hemen şu sınır problemine bir bakalım. Şimdi TFX'i üretiyoruz ve depoda 50 tane olmuş bile. Harika. Hatta bir yerinde görelim TFX'i. TFX nerede acaba? Direkt düştü mü ki? Sanmıyorum. TFX ya da direkt düştü. Ya da düşmedi mi? Gerçekten iyi duruyor. 50 tanesi bile güven veriyor. Güzel. Kaynak arttıralım hemen. Biraz para vereceğiz. Uydularımızı da açabiliriz. Destekleyeceğimiz ülkelere. Atom bombasında da ilerleme kat ettik. Güzel. 3'e geçiş yapıyoruz. Tabii bu işin abartısı hani bir 5. 5 de çok iyi olur. Çok büyük yıkıcı bombalar yapabiliriz. Azerbaycan konusu önemli. Kardeşe de verdi. Aynısından. Ya da verecek mi bilmiyorum. Fark etmez. Biz hemen olaya müdahale edelim. Vestrakya geldiler. Oraları da halledersek oluyor. Nereden gidiyorduk Peko Fox'a? Ada krizleri. Mavi vatan. Devam. Evet, Karabağ artık. Puf, bağımsız kaldı. Ben Karabağ'a girer diye düşünmüştüm.
Savaş açamamak ya, bu yolun en büyük sıkıntısı kesinlikle savaş açamamak. Belki NATO'da olduğum içindir hala ama emin değilim. G'ye de gidelim. Önemli bunlar. Azerbaycan'ın herhangi bir koru yok. Olsaydı verirdik. Buraya bir tane ajan atmam lazım. Rusya'dan da teknoloji çalmayı bıraktık aslında. Bir devam edilebilir ona. Yani tekrardan bir hani orduya ya da sivile sızılabilir. Orduya da sızılsın. Yine bunlar önemli teknolojiler. Havaya da sızılsın. Yok, sızılamıyor. Kırk proje ne alemde ya Rusya'da? Kırık. Harika. Aslında Turan'a çok uzak değilim, biliyor musunuz? Çok uzak değiliz. Kardeşle birleşmemiz lazım. Hem de çok erken ya. Bizim PP çok abartı gidiyor ya. Şimdi dur. Nerelere influence atıyoruz biz? Bunu bir görmem lazım. Bir tık abartı influence atıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri. Buna bitirmedik mi ya? Stoplayın onu. Aynen. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise gücümüzün artması hoşuma gidiyor. Yakında hatta orada bir darbe de yapabiliriz belki. Gerçi Western mi? Evet, Western. Gerek kalmayacak. Burada artık influence kasmama gerek yok. Burada aksine silah verebilirim artık. Para verebilirim. Hatta gönüllü kuvvet bile sevk edebilirim. Ama tabii araştırmasına gitmedik. Seçimler geldi. Peki. Evet. 26 milyona kadar geldi. Bir kere daha seçileceğiz şüphe yok bana da. İnfluansa 4,5 gidiyormuş pp. Yuh. Mavi vatana gidip dockyard'ları alacağız. Sonrasında Kuzey Kıbrıs sorunu, ada krizi. NATO'dan burada ayrılıyoruz, evet. Petrol bitiyormuş, hiç fark etmedim. Kazakistan'dan alalım ya. Niye Araplardan alıyoruz ki? Evet. İlk başta keşke hatırlasaydım. Resim bitti. Keşke ilk başta bir hatırlasaydım. Petrolü güzel bir şekilde çıkarıyoruz. Harika. Kardeşle birleşmek istiyorsak ideoloji dönmesi gerekiyor. Bu sefer kansız olacak değil mi? Hayır, kan olacak. Bekleyelim. Görüş olarak etkileriz. Seçimlerine belki. Bakacağız. Otonomi düşürmeye devam. Suriye'nin otonomisi düşecek mi ya? Zor. O fokusa gitmeden imkansız hatta. Yani yatırım da yapmak gerekiyor tabii.
Hemen başımızda, yanı başımızda bu var. Subject'leri tutmaya çalıştığı için patlıyor. Ama subject'ler bilmiyorum. Annex'leyecek mi? Ya da otonomi düşürecek, göreceğiz. Onu göreceğiz birlikte. Yeni bir şeyimiz var mı? Avrupa Birliği'ne girebiliyoruz lan. Oha. Evet, Avrupa Birliği'nin standartlarını sağladık. Şaka gibi ama yani girebiliyoruz. Peki paşamla Avrupa Birliği kurmadık mı ya? Çok güzel olmaz mı? Ama bir de Turan. Hani böyle çifte. Çifte bir bayram. Avrupa Birliği'nin şartlarını sağlıyorum. Yani Avrupa Birliği'nin en nihayetinde yani ucundan böyle şey yapsak, girsek ne olur ki? En kötü çıkarız canım. Değil mi yani? Mantıklı. Girebiliyorken girelim. Nerede o? Hadi bakalım. En azından artık Avrupa Birliği'ndeyiz. Fena değil. Bir buff'ları da var. Buff'ları da var ama fena değil. Oha! Avrupa Birliği'ne girdiğimiz için. Aldığımız buff'a baksanıza ya. Yuh. 25 stabil yani 20 stabil. Bugünü bekliyorduk. Bugünü. Evet, Avrupa Birliği'ne girdik. Ya base stabil böyle 100-300 falan şu an ya. Bu batacak. O kesin. 12 milyar. Ya ne 12'si lan? Evet, 12 milyar dolar. Yok. 12 kat trilyon. Ne? Ne? Ne lan bu? Çok merak ettim. Mali birlik. Finans birliği deseniz de canım muhtemelen o anlama geliyordur. Olur kardeş. Biz parayı dolara da geç şey dolara demişim euroya da geçirebiliriz. Evet. Evet. Faizden de kurtulabiliriz. Evet. Enteresan şeyler oluyor ya. İlk defa Avrupa Birliği gidiyorum. Ve inanılmaz bir atom gücü var. Bu da Avrupa Birliği üyesi. Yani öyle çok da koruma sağlamıyor ama. Yani yine de o... Kaç tane parti değiştirdi ya? Her dakika rejim oluyor. Petrolü bir güven alalım. Abartı oldu ya hala petrol. Bakayım. Hala var mı? Yetiyor mu? Evet, neredeyse kendi petrolümüz kendimize yetecek ha.
Bu işin sonu birleşme bu arada, onu da söyleyeyim. Avrupa Birliği'nde. Ama en azından hani buff'ları fena değil. Western oldu. Saldırabileceğimizi bilmiyorum, zannetmiyorum şu an için. Bu ne? Enteresan, enteresan. Çok güzel şeyler oluyor lan. Birleşmiş Milletler falan. Dur bakalım bir ya. Şuraya kurcalamak lazım. Baya baya Avrupa politikasını etki edebiliyoruz. Enteresan. Hani Avrupa bu saatten sonra anca getir götürümüzü yapar. Muhabbeti gerçek oluyor. Dur bakalım ya. Oğlum çok iyi lan. Baksanıza kafaları. Manyak yani. Çok dehşet, deli dehşet şeyler var. Azıcık da Avrupa'ya biz binelim ya. Güzel. Çok hoşuma gitti bu birliktelik. Sonra Andex denince gelmeyen pişmanlık hissi değil mi? Ama öncülüğü biz yapabiliriz. Bizde pek şey değil, sağlam değil. Ama bize atacak halleri yok ya. Lan bunu arttırırsam ne oluyor? Bunu arttırırsam ne oluyor? Bunu iyice bir araştırmak lazım. Enteresan bir hadise gibi duruyor çünkü. Kuzey Kıbrıs'ı da, gerçi Kıbrıs oldu da, dünyayı bir tanıtalım. Oo, yapmayın lan. Kötü oldu. Bizim Yunan'la savaşmamız lazım. İkimiz de Avrupa Birliği üyesiyiz. Kimse karışmayacak muhtemelen. Bir sonraki bölüm Yunan'la savaşabiliriz. Anca yetişir 3 fokus. Tabi Ege Adalarını silahlandıracağız. Hatta Border Savaşı'na gireceğiz. Ege Adaları zaten, Ege Adaları ve Batı Trakya alırsak zaten Misak Mili gidebiliyoruz galiba. Ya bir şurayı nasıl alacağım inanın bilmiyorum. Ben de papıtlık yoluna gidiyorum mecbur. Yani en azından elimde hazır dursun da influence sahibi olalım. Belki o kulvardan yürürüz. Bakalım. Evet, kendi petrolümüz artık kendimize neredeyse yetiyor. Birkaç dışarıdan dönüş yapıyoruz sadece. Alamanla ticari birliğimiz var mı? Oo. Tabii ki de Türklerin yolu öncelik olacak. Da Türkler yani
Birbirine girdi birbirine. Kardeşin çok acil Western'e dönmesi lazım. 2009 seçimden onu hazırlamam lazım. %40 alacak galiba, evet. Hiç savaş yapmaya ya da darbe yaptırmaya gönlüm el vermedi. O ne lan? Avrupa Birliği... Aa. Yatırım yapın lan. Bana da yapın. Buradayım be. Buradayım be. Buradayım lan. Aha. Garip şeyler oluyor. Gerçekten çok enteresan bir mekaniği var. Bir Euro'ya geçmedik daha. Onu da geçeriz belki. Isının var ya, collaboration'ı var ya, cayır cayır. Yani şu adam var ya, bizden ne çektiyse çok üzülüyordur ya. Kaç corruption'ı var kim bilir. Hani nereden görebiliriz ki? Çok yüksek bir collaboration'da. O kesin de. Buradan görebiliyor muyuz? Evet, görebiliyoruz. Amanin! Batı göğüs %25 vergi çalıyorlar. Arkadaşlar, Rusya batacak. Hatta batmış bile olabilir. Güzel. Çok güzel. Köpek niye burada böyle oldu ya? China, Declare War Republic of China mı? Aa. Bak sen. Oo. Ben almayayım. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dünya savaşı başladı. Dünya savaşı başladı. Dünya savaşı başladı. Çin'e birkaç tane füze mi atsam? Çin'e birkaç tane füze mi atsam? Bilemedim. Bırakın birbirlerini yesinler. Hayır ama Amerika ve NATO Çin'e doğru gidecek. İşin garibi böyle atom bombaları patlamadı lan. Ya patlar diye düşünmüştüm ama Pekin'i herhalde yerle bir ederler diye düşünmüştüm. Kimse elini cebine atmıyor kardeşim. Bir delikanlı biziz şimdi. Bak çağırıyorlar, tık diye atacağım aslında ama politikamıza ters. Biz de bir Avrupa Birliği'ni şey yapamadık yani. 5.9. Aha. Haydi bakalım. Haydi. Nükleer alert seviyesi. Şimdi siz öyle geçtiniz ya, laf söz olmasın. Ben de koyayım. Evet, hatta First Strike doktrinine gidiyorum. Aha. Maazallah bir şey olur. Biz eksik kalırız. Olmaz. Daha yani ortam biraz hafif bir gerginleşti. Ben gerginliğe gelemem. Şunlardan bir 200 tane üret. 300 mü? 400 mü? Al, üretebildiğin kadar başlık üret. Çok acil. Ne kadar atom bombamız var? Dur. Bunlardan üreteceğiz, o ayrı konu da. Bir başlık. Ay senin. Dur. Füzemiz yokmuş. Oleve değil. Şey üretmemiz lazım. Kıtalar arası balistik füze 2015 model. 100 tane üret. Hatta 200 tane üret. Biraz parası iyi olacak ama üretin. Sıkıntılar, sıkıntılar. Bir şey diyeceğim galiba, Suriye savaşa girerse ben de giriyorum ya. NATO'nun ayrılma vakti geldi mi acaba paşa? Hafif çıtırından hani biz kaçsak. Suriye girmiş olabilir işin korkutucu tarafı. NATO'da ya. Bakacağız.
Bakacağız. Bir çaresine bakacağız. Yalvarıyorlar savaşa girelim diyor da yok 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 yok. Teşekkür ederim. Ben girersem yok olur dünya, hiç gerek yok. Hiç öyle şeylere gerek yok bence şu an. Sürekli çıkarma deneyecekler. Bizim elektrik neymiş öyle ya? Şöyle bir geçelim bakalım. Da şöyle bir geçelim. Biraz yakalım yani. Yak, yak. Yak. Aç, aç, aç kombileri aç. Neredeyse borcu kapattık. Harika. İşletme vergilerini kademeli olarak düşürebiliriz artık. Yine bizi savaşa kolluyorlar ama yok yani o savaş pek gerilesi bir savaşa benzemiyor. Ha, bunlar da sınır çalışmasına girmiş. Elektrik sakatta. O elektriği az önce bir şeyler oldu ama makbulüdür. Ya şimdi şöyle bizim adalarda Yunan'da bir sorun olacak ve ada savaşları için Komando Tugay'ı en iyisi gibi duruyor ya. Bizim yani özel bir komando bölüğü yapmamız lazım. Duplicate edelim. Adaları kaybederiz maazallah. Ada diyelim şuna. Hemen bir görelim şimdi babacığım. Adalar ne? 120. 120, 120, 120. Geçişler tabi ada geçişi. 120 ise ona göre bir düzen almamız lazım. Aslında adalara marine direkt değil mi? Evet. Airborne değil de Marine Light Infantry. Evet, Marine Light Infantry. Hatta üretemeyiz ama ya. Ondan üretemeyiz şu an. Light Infantry yetecektir muhtemelen. Kaç oldu? 15 combat speed. Top eklesek hemen debuff veriyorsun değil mi? Ne kadar veriyorsun? Yok, o kadar da vermedi. 13. Evet, vermiyor o kadar da. Yunan'a özel. Yalnız şunları marine değil, airborne yapmışım. Bir tane de tank taburu istiyorum buraya. Bir nevi şey yapacağım işte, Space Marine. O adalar önemli. Bulldozer ekleyebilir. Sun Company gelebilir buradan. Evet, bu makbul. Heavy Engineer, bu makbul. Atak helikopteri mümkün. Bu iyiymiş. Topçu bataryası. Sinyal nerede lan? Buff veriyor. Şimdi şöyle toptan birazcık kısacağız. Bir tane daha kısalım. Tamamen 40 üt olsun. Bu adalara direktman 8 tane bölük fazla gelir tabi. Bu iyidir. 4. 6'lıktan yapacaktır herhalde diye düşünüyorum. Hemen İzmir'e getirelim. Ege adalarında bakalım. Bundan sonra çünkü hani Ege adaları ile alakalı. Bizi NATO'dan kilitliyorlar bu arada. Victor eğer alırsak. Eğer ki Edirne
Edirne'de sıkıntılı. Birazcık garip işliyor anladığım kadarıyla. Yani ordularımız aslında hem batıda hem doğuda mı tutmalıyız? Sınır çatışmaları nerede yapacak? Hangisi bizim mekanize zırhlılar? Pek bir zayıf bir template. Biraz aslında silah satın alabilirim ya. Şu an onu fark ettim. Main Battle tanklardan kaç adet satıyorsunuz? Adet başına kadar oluyor. Ya ne kadar oluyor kardeş? Ben anlamadım. Bir tane mi lan? Bir tane değildir ya herhalde. Neyse, uçak bir bakalım. Beşinci jenerasyon şey de istiyorum uçaktan. Sipariş istiyorum. Şimdi göreceğiz. Neden ne kadar aldığımızı. 84 tane 4. jenerasyon tank gelecek diyor. Bundan kaç tane verecek bilmiyorum. Minimal ama 4 tane galiba. Onu iptal edebiliriz belki ya. Buna çok da ihtiyacımız yok yani. Bizim paramız olsa daha iyi. Bunları iptal et. Ama Abraham'ı alalım. Tank biti kurtarmayacak gibi hissettim bu savaş için. Atama Taruk ama işte. Bizim hiç PP artmıyor. Ona bir çözüm yolu bulmamız lazım. Bunları da tanklara çevirmek gerek. Hemen eğitilsinler. Borcu kapattık, kapatacağız. Harika. Kapatır kapatmaz da daha iyi yerlere para harcayabiliriz. Güzel olur. Euro'ya geçebiliyoruz. Bütün şey Avrupa Birliği yasalarını da alabiliyormuşuz. Buna bakarız. Nükleer power olabiliyormuşuz. Zaten nükleer power değil miyiz biz de? Ekstra buff'lar alabiliyormuşuz. Ona bir bakacağız. Yani Euro ve Avrupa Birliği yasalarını onaylama. Ona bir bakacağız. Şu an zaten bir nevi aday adayının adayıyız. Bakacağız. Bakacağız, bakacağız. Paramız çok iyi ya. Çok şükür. Dolar. Hayır. Ben Avrupa Birliği'ndeyim, hayır. Hayır. Ya bu auto influence'dan neye gidiyor lan bu kadar ya? Ya seni nasıl anneksiyebilirim? Allah için kabul et şunu. Kabul et şunu. Al sana da para. Hadi, hadi, hadi kabul et. Savaş açamıyorum. Bari en azından anneksiyim.
100 pp lazım bize. Peki. Basit füze rampalar yapalım. Araştıralım. Yani bir sonraki bölüm en azından dış borcumuz olmayacak. Aha, Kıbrıs meselesi. Peki. Adalar krizini tetiklemeden önce yapacağım şey şu olacak. New Forts. Direkt buna gideceğiz. Sonrasında ada krizini başlatacağız. Bakalım Ege adalarında kriz başlatacak ama hangi adada, yani bütün hepsindeyse o biraz sıkıntı. Neyse ki Marin hazır, yani bu birlik fena değil gibi. Ekstradan da tanklar da alacağız. Saldıran taraf biz olsak sıkıntı, biraz problem. Lakin batı tarafında fena durumda değiliz. Hani oradan bir şeyler olur mu olur. Paramız var en azından. Şunu da bir bitirirsek borcu da, yani tax cost'u tamamen kısıp fabrikaların hepsiyle askeri fabrika üretebiliriz. Zaten ne kadar çok fabrika o kadar iyi de, oha. Tank her şeyimize emiyormuş ya. Kaynak çok ağır. Sıkıntıda. Trende de yeni teknolojileri geçirelim. Evet, Çin'den de ticaret yapmaya devam edeceğiz. Bakalım, neyse. Yani... En azından güçlüyüz. En azından güçlüyüz. Yani Avrupa Birliği olarak da Avrupa Birliği'ne de girdik. Yani biraz politikalarını yoklarız. Belki birleşmeye öncülük ederiz. Ama ana hedef tabii ki Turan. Turan'dan vazgeçmedim. Ona bir bakacağız. Turan'dan vazgeçmedik. Bakacağız. Muhtemelen şu yasaya gidildiği için bu arada ben hani alındım. Onu da söyleyeyim. Statüm tamamlandı. Yakında muhtemelen hani birleşme de gelebilir de ben buna çok uğraşır mıyım bilmiyorum ya. Bu arada şöyle birleşiyorsunuz galiba. Aynen. Tek state. Oğlum biz buradayız lan. Ya annex yemem değil mi? Kabul etmeler birleşmeyecek tabii. Sıkıntıda ha. Birisi burada. Yani gitmiş fokusu, bilmiyorum, bir çıkabiliriz de yani. Yeter gari bu kadar deyip belki çıkabiliriz. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde artık hani Suriye meselesini çözeceğiz. Ve kardeşle birleşmeyi sağlayacağız. Karabağ'ı da nasıl alırız bilmiyorum. Bir çözmeye çalışacağız. İran üzerine gidilebilir. İsrail'in fişini çekmemiz lazım. İsrail abarttıkça abarttı. Atom bombası seçenekleri masada. Onu söyleyeyim. Füze kullanabiliriz. Kalıcı olarak. Ama yapacak bir şey yok. Aynı zamanda da Libya iç savaşına müdahil olabiliriz. Çünkü Libya artık bizim puppetimiz olmaya hazır. Evet, görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.